60 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde çok güzel bir festivale geldik. Patifest'e geldik. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında güneşli bir İstanbul gününde başlasın mı? Başlasın. Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Herkes çaylarını, kahvelerini alsın, koltuklarına rahatça yaslansın. Muhteşem bir organizasyona getirdim sevgili seyirciler sizi. Muhteşem bir festivale getirdim sevgili seyirciler sizi. Bu festivalin adı Patifest. İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde ikincisi düzenleniyor Patifest'in. Burada birçok patili dostumuzu görebilirsiniz. Önce bu festivale göz atın, neler var neler yok bir bakın. Sonrasında sizleri burada neler var neler yok, nasıl bir organizasyon, nasıl gelebilirsiniz, bütün detaylarla karşılayacağım. Organizasyona baktığınız nasıl bir yer olduğunu, neler var neler yok hepsini detaylı bir şekilde gördünüz. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu Patifest organizasyonunun ikincisi düzenleniyor sevgili seyirciler. Girişler ücretli. Bir sosyal sorumluluk projesi bu proje, onu söylemek istiyorum. Okulun bir soluk, sosyal sorumluluk kulübü tarafından düzenleniyor. Yani okulun öğrencileri tarafından düzenleniyor bu organizasyon. Ben uyarımı yapmıştım. Burada birçok patili dostumuzu görebilirsiniz diye, ki görüyorsunuz. Organizasyon bir gün sürüyor. Onu söyleyebilirim sizlere sevgili seyirciler. Önümüzdeki senede organizasyonun üçüncüsü düzenlenecek. Geliri sokak hayvanlarına bağışlanacak. Görmüş olduğunuz gibi biletlerini arkadaşlar, alıp gelenler var. Çok renkli bir ortam bence. Daha ne olsun? Organizasyonda birçok stand görebilirsiniz. Bu standlarda ki workshoplar ücretsiz. Yani patili dostlarınızla buraya geldiğiniz zaman patili dostlarınız için burada tasma ya da süslü süslü ürünler yapabilirsiniz. Örneğin bunlar kullanılmamış kot. Kullanılmamış kotlardan ne yapılıyor? Tasma. Öykü. Ama adına baktım. Heh, ne yapabilirsin? Tamam. Doğa mı? Öykü bulamadın mı? Ha, öykü mü dediniz? Olsun canım sağ olsun. Ha, öykü ya doğa. İkisi de güzel bence. Rica ederiz. Ne yapılıyor kotlarda? Bunları dönüştürüp tasma yapıyoruz. Süper. Var mı bir örneği? Örneğimiz bir tane köpüşümüzün üstünde. Bir tamam. Tane köpüşümüzün üstünde, onu getirebiliriz. Hemen bekliyoruz. Bakın görüyor musunuz? Kullanılmamış kotlar bile değerlendiriliyor. Köpekler için sevgili seyirciler. Burada sadece bu yok bu arada. Bu workshop yok. Burada birçok workshop var. Bunların hepsi de ücretsiz, onu söyleyebilirim. Adı Lili. Ben kendisini bayağı sevdim.
pek süslü. Şöyle Lili'nin tasmasını bir çıkartabilir miyiz? Bu, burası, bunu biz yapalım. Şöyle hemen göstereceğiz. Lili'nin tasmasını çıkartıyoruz ve Lili'yi sizlere gösteriyoruz. Nasıl güzel bir hanımefendi. Nasıl güzel bir hanımefendi. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Lili için yapılmış bir boyun tasması var. Kullanılmayan kotlardan. Şimdi Lili'nin hemen şöyle boynunda o tasmayı gösterelim. Bakın şöyle. Tasmayı da ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz bu arada. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bu festival bir gün ama önümüzdeki senede düzenlenecek. Bu sene için giriş ücretleri 50 lira. Gelen ücretlerin hepsi sokak hayvanlarına gönderilecek. Onu da söyleyeyim size. Lili'nin tasması bence çok güzel olmuş. O zaman ben de yapabilir miyim bir tasma Doğa? Benim de tüylü bir çocuğum var. Onun için ben de yapmak istiyorum. Bana gösterir misin? Çok teşekkür ediyoruz size de. Lili kaç yaşında? 7. 7 yaşında. Allah sağlık versin maşallah. Evet, Lili'ye para da vermişler. Görüyor musunuz? Burada elbisesi var orada. Mama alabilsin. Mama alabilsin diyemiş. Bir kap su, bir kap mama diyoruz. Özellikle sıcak havalarda, soğuk havalarda sevgili seyirciler kapımızın önüne yani bir yoğurt kabında bile su koysak, hayvanların susuzluğu giderilse gerçekten bu bence paha biçilmez bir şey. Zaten bunlarla ilgili program boyunca söyleyeceğim çok şey var. Ben ne yapıyorum? Kendi tüylü dostum helva için hemen kottan tasma yapmaya başlıyorum. Hava güneşli olunca insan güneş gözlüğünü takmak istiyor sevgili seyirciler. Değil mi Doğa? Evet, kesinlikle. 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 Öyle çok mi? Şeyim. Vereyim mi benimkini? Yok, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Doğa bana sordu nasıl bir şey yapmak istersiniz diye. Ben sadece kot istedim helva için. Bir helvanın fotoğrafı sol tarafa gelebilir mi? Patili dostum helva. Teşekkür ediyorum. Ben helvayı sahiplendim sevgili seyirciler. Şimdi birazcık bahsetmek istiyorum bundan. Satın almayın, sahiplenin diyorum. Çünkü dışarıda ve barınaklarda birçok hayvan var. Hepsine eğer bakmak istersek bence evimizde bakabiliriz ve yuva olabiliriz. Ama ciddi bir sorumluluk, onu da söyleyeyim size. Düşünüyorum. Değil mi? Ya bir çocuğunuz oluyor gibi oluyor. Evet, benim öyle ama zaten. Öyle mi? Sen nasıl sahiplendin Doğan? Ya biz bulduğumuzda dövülüp sokağa atılmıştı, ya. Yavruydu. Bizimle 13 senedir şu anda, 13 yaşında. Aa, Allah sağlık versin. Şimdi evet. Allah sağlık versin diyorum, birçok insana garip geliyordur kesin. Tüyü hani, kadar ömrü olsun. Evet, tüyü kadar ömrü olsun. Yani birçok insana garip geliyor olabilir. Ben de köpek bakmadan önce bana da garip geliyordu biliyor musunuz sevgili seyirciler? Ben ilk köpeğimi 8 ya da 9 sene önce bulmuştum ve sahiplendim. Hayatım boyunca köpekle evde su içemezdim. İçine tüy kaçar diye. Ama sevince ve alışınca öyle bir şey oluyor ki hani yine birçoğunuza ekran karşısında garip gelebilir. Evladınız gibi oluyor. Evet, yani çok farklı bir şey, evet. Konuşamayan biri var evin içinde ve gözleriyle, patisiyle size her şeyi anlatmaya çalışıyor. Bence muhteşem bir şey. Çok tatlı. Değil mi? Çok tatlılar bence de. Adı ne? Zeytin. Zeytin, ne güzel. Zeytin gibi kara mı? Evet. Ya. Bunları kestik böyle. Şimdi 3 tane kestik. Bunları şimdi birbirine şöyle dikeceğiz. Birbirine dikeceğiz. Aa, şaka yapıyorsun. Biraz sen beni dikeceğiz. Çalıştırmaya mı geldin buraya? Nasıl Patili dikeceğiz? Dostlarımız için. Evet. Bu arada bunların hepsi ücretsiz. Onu söyleyebilirim sizlere. Buradaki workshoplar. Yaptığınızı götürüyorsunuz. Patili dostunuz da kullanıyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Farkındalık oluşturmak için bu festival ve bence güzel ve farkındalık oluşturacak bir festival. Sadece üniversite öğrencileri değil, dışarıdan herkesin katılabileceği bir festival. Bu sene ben kaçırdım diye üzülmeyin. Önümüzdeki sene üçüncüsüne gelebilirsiniz bu festivalin. Adı üstünde. Patifest, Patili dostlarımız için. Thank you.
uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum. Ben mesela uçarım mesela, yine de senden geçemiyorum. Yine mi kaybettim? Şey diyeceğim, bu böyle mi? Şöyle. Yok hayır, giriyorsunuz, girdiğiniz yerden ters çevirin orada kotu. Şöyle yapalım mı? Ben bunu yapamayacağım herhalde. Doğacığım, ben bu görevi sana vereyim. Tamam, ben devam ederim. Bittikten sonra da izleyicilerimize gösterelim. Aynen, helvayı hediyemiz olsun. Çok imanlı söyledin ama. Ay estağfurullah, hiç öyle olur mu? Demeyin öyle. Demem öyle. Şaka yapıyorum. Gerçekten sen bunu yapar mısın? Yaparım, tabii ki de yaparım. Anlamadım. Onun sevgili seyirciler, ne yapabilirim yani? Hakkını helal et valla. Çok ya. Teşekkür ederim Doğa. Görüşmek üzere. Kolay gel. Valla Doğa'ya bıraktım ben işi ve kaçtım. Hemen yan tarafta çok güzel bir stand var. Şimdi yan taraftaki standı gösterelim size ama gitgide bahçe festivalin olduğu yer kalabalıklaşıyor. Bence önce bir festival alanına şöyle bir göz atın. Neler var neler yok bakın. Sonrasında ben sizi bu güzel standtan karşılayayım, olur mu? Baktınız neler var neler yok, kalabalıklaşmaya başladı gerçekten, bir de hava sıcak ya. Oo, insanlar açık havada streslerini atıyorlar, strese girmeyin. Her zaman söylüyorum, hayatta bir tek ölüme çare yok diyelim ve Melek Hanım'ın yanına geldik. Şimdi Melek Hanım, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki çocuklar duymasın da, onu söyleyelim ama evet, ya. Emine karakteri. Evet. Oynayan kişiyim. Severek izliyordum ben yani. Ben onunla büyüdüm. Yalan yok yani. Tabii tabii, yaşınız yetiyor mu diye yetiyor, soruyorum yetiyor. Artık benim yetiyor. Valla benim yetiyor. Şimdi Melek Hanım oyunculuğunun yanı sıra bir sosyal sorumluluk projesi için çalışıyor. Ne bu sosyal sorumluluk projesi? Satın alma, sahiplen, sokaktaki dostlarımıza yardım etme, onları ömürlük yuvalarına kavuşturma ve burada satılan ürünlerin gelirlerini sokak hayvanlarına mama desteği olarak tedavi sağlama. Tedavi desteği, mama desteği, işte barınaktan kurtardığımız, sokaktan kurtardığımız evlatlara geri dönüyor buranın geliri, ürünlerin geliri. Valla bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum sevgili seyirciler, 300 liraya burada ürün yok. Bak 300 liraya ürün yok. 130 lira fularlar. 120 lira kılaç çanta deniliyor. Bak 80 lira şu telefon ya da ne için askılık kullanıyorsunuz artık. Anahtarlıklar var ne kadar? Anahtarlıklar 70 lira. 70 lira bakın. 250 lira battaniyeler, kupalarımız var, Melek Hareketi ürünü, tişörtler 250 lira. Yani bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Her zaman söylüyorum, sokakta bir sürü can bizden umut bekliyor. Evet satın alabiliriz ama bence sahiplenmek çok güzel bir duygu. Ben iki köpeğimi de sahiplendiğim için gerçekten çok güzel bir duygu. Çocuğunuza karne hediyesi ya da eşinize sevgililer günü, evlilik yıl dönümü hediyesi almayın. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bir canın sorumluluğu zor. Açık açık söylüyorum. Sabah çıkartıyorsun, akşam çıkartıyorsun. Bu sorumluluğu alabilecek ve ömürlük yuva olabilecek insanların bence sahiplenmesi gerekiyor ve bunun farkında olması gerekiyor insanların. Ben açıkça söylüyorum. Nefes alan canlı onlar da, bir eşya değil, bir mal değil. Her zaman için söylüyoruz. Bunun hediyesi, alması, vermesi, sonra bakamıyoruz, atması olmaz. Ya bir kere atma olmaz ki zaten. Evet. Biraz önce Doğan'ın yanında söyledim. Evlat oluyor onlar artık. Evden biri oluyor. Maalesef üretimler durmadığı için satın alımlar oluyor. Yani ne diyoruz? Satın alma, sahiplen diyoruz. Artık bir de şuna vurgu yapmak istiyorum. Geçici yuvalar da çok önemli bizim için. Kurtardığımız evlatları koyacak yerlerimiz yok.
Bir tanesinin patisinden tutsalar ne mutlu bize. En azından onlar yuva bulana kadar bize destek olsalar. Ben aynı zamanda çocuklarla da çalışıyorum. Farkındalık çalışmaları yapıyorum. Çocuklara sokak hayvanları için mama kabı boyatıyorum. Sokaktaki kediler... Arkadaki köpek, mama kaplarını mı? Mama kaplarını. Aa süper. Evet, nasıl bir proje bu? Aslında bir kitabımız var. Kara Köpek Tango diye. Arkadaşımın yazdığı. Onu okuyorum. Sonrasında biraz çocuklarla sohbet ediyorum. Kitabın konusu kısaca şöyle, tango cins olmadığı için sokağa atılan bir köpeğin hikayesini anlatıyor ve onun sokaktaki maceralarını anlatıyor. Dolayısıyla kitapta hem doğaya bir değinme var, yani doğayı koruyalım, hayvanları koruyalım, zarar vermeyelim anlatan bir kitap. Sonrasında birazcık kitabı okuduktan sonra muhabbet ediyorum. Hayvan hakları ile ilgili ne biliyor çocuklar, ne düşünüyorlar, nasıl koruyabiliriz, ne yapabiliriz? Sokakta gördüğümüz bir hayvana nasıl yaklaşabiliriz? Bu çok önemli bir şey. Hani çocukları çok seviyorum, hayvanları da çok seviyorum. Ve bu yüzden de böyle iki canlıyı birleştirdim projede. İnşallah bir yerlere gidiyordur yaptığım şey. Bence gidiyordur. Emeğinize sağlık. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında da sokaktaki canlılara destek olmak için şöyle diyeyim, bence biz buradan alışveriş yapalım. Çünkü alışveriş yapacağımız tek stand burası. Onun dışında üniversite öğrencilerinin kurmuş oldukları, biraz önce Doğan'ın yanındaydık, birçok stand var. Hepsinde ücretsiz bir şeyler yapılıyor, farklı farklı şeyler yapılıyor ve bunları ücretsiz bir şekilde evlerinize götürüyorsunuz. Burada ücretli olan tek şey giriş ücretleri. Onu da söylemiştim zaten biraz önce. Sadece 50 lira giriş. Önümüzdeki sene tabii ki ne olacağını bilemeyiz. Sokaktaki canlılara biz de gezmek olsun olarak destek olmak amacıyla haydi bakalım Melek Hanım'dan alışveriş yapalım. Ben bu fuları aldım. Hala bakıyorum. Şöyle birazcık daha gezeceğim. Sonrasında dönüşte tekrar gelmeyi düşünüyorum. Bu fuların ücreti 130 lira sevgili seyirciler. Tekrar belirteyim. Melek Hanım'ın yaptığı sosyal sorumluluk projesinde burada sattığı bütün ürünler hayvanların tedavilerinde kullanılıyor. Satılan ürünlerin gelirleri aynı zamanda mama alımında kullanılıyor. Aynı zamanda geçici yuva bulunamadığı takdirde hayvanlar sokakta kalmasın diye pansiyon ücretlerin çıkartılıyor. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Nasıl? Güzel oldu mu Cengiz Han? Beğendin mi? Teşekkürler. Açtı mı? Teşekkürler. O zaman festivalde, Patifest'te gezmeye devam edelim. Farklı farklı standlar var ve bence bu standlarda hem öğrencilerle konuşmak hem de Melek Hanım gibi insanlarla konuşmak çok keyifli. Müzik de var bu festivalde. Oo, en sevdiğimiz her şey burada. Değil mi? Evet. Ay gözler maşallah çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi burada ne yapılıyor? Burada çeşitli boncuklarımız var. Bu boncuklardan köpeklerimize kolyeler yapıyoruz, tasmalar yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde de veriyorsunuz. Evet. İsterlerse kendileri yapabiliyorlar, isterlerse biz yardımcı oluyoruz. Öyle mi? Yaptıklarımızdan da alabiliyorlar. Ay yaptıklarınızdan alabiliyorlar evet, mı? Evet. Süper. Benim köpeğimin adı Helva. 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 Helva niye şaşırdın Nisa? Helva, biz Nisan'la festivalden önce konuştuk. Ay bu arada çok pardon Nisa, hemen geleceğim. Bu şarkıyı çok seviyorum. Bir dans edip geleceğim. Cengiz Han gel. Nisa buradan ayrılma. Artık sokaklar benim. Duyuyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun beni. Öğrencilerin yaptığı her şey
çok güzel bence. Açık hava, müzik, hayvanlar, yeşillik, güneş, daha ne olsun? Dans etmek olsun şu an amacımız. Sonra Nisa'nın yanında köpek kolyesini yapmaya başlayalım. Ya da Nisa yapsın, biz hazıra konalım. Zaman atmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun beni. Bu kadar mıydı? Evet. Bu kadar mı? Sesiniz çok güzel. Teşekkürler. Maşallah. Yolunuz açık olsun. Sağ ol, teşekkürler. Şuraya da bir el sallar mısınız? Bu güzel sesleri bir görsünler. O festival bu güzel seslerle daha da bir renkleniyor. Benden söylemesin. Nisa, bir dans ettim geldim. Bu şarkıyı çok seviyordum. Hiç bana öyle bakma. Hiç bana öyle bakma Nisa, anlayacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada hep ücretsiz veriyorsun değil evet. mi? Tamam, süper. Mesela ben köpeğimin adına söylüyorum. Evet, şimdi kaçıranlar özel. Olduğu için. Ona özel bir şekilde yapıyorsun işte patisine evet. ya da boynuna. Ve ücretsiz bir şekilde herkes alıyor evet. bunu. Burada ne yapmaya çalışıyor öğrenciler biliyor musunuz? Farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bunu tekrar belirtmek istiyorum. Doğa mesela köpeğime tasma yapıyor. Dik hemen ben dedim gittim. İyi yapmış mı? Ama bunu yapabilirim galiba. Deneyelim isterseniz. Bunu yapabilirim muhtemelen. Bir deneyelim. Boynun ne büyüklükte? Boynunu bir hemen fotoğrafını göstereyim tüylü dostumun. Bak şöyle tamam. Bu yeterli olur. Olur herhalde, bence de olur. Bir de şey ya böyle, hani esneyen bir şey ya, rahat etsin bu oyunu. Köpeklerin de süsü önemli, kedilerin de süsü önemli. Tüylü dostlarımızın da süsü önemli. O kadar. Şöyle takayım bence ben bunu. Yakıştı mı? Melek Hanım'ın oradan aldım. Evet. Benim için helva yazdı. Teşekkürler Nisa. Rica ederim. Güzel olmuş mu? Ay bence çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Öyle hem de. Bağlayayım mı? Bence bağla. O biraz kısa olmadı mı sanki? Öyle mi? Biraz sence kısa mı? Yani ya, şöyle mi? Daha ince oluyor. Öyle mi? Evet. Şöyle bağlasak. Tamam. Yani biraz da böyle hani sıkmasın, bol olsun. Biraz daha devam edeyim o zaman. Çok, bence devam et Nisa'cığım. Malzemeden kısma lütfen Nisa. Yok. Hangi bölümde okuyorsun? Ben işletme okuyorum. İşletme okuyorsun. Kaçıncı sınıfta? İkinci sınıfta. Oo, daha iki sene mi var? Evet. Hemen bitmesini istiyor musun okulu? Hiç istemiyorum. Biz isteme zaten. Anının keyfini çıkar. Sonrasında bugünler özleniyor. Evet. Her zaman çalışma hayatı olur. Ama üniversiteye tekrar geri dönülür mü? Dönülür. Dönülür. Annem üniversite okuyor şu an, evet. Dönülür. Okumanın da gezmenin de hiçbir şeyin yaşı yok. Eliniz ayağınız tuttuğu müddetçe her şeyi rahatça yapabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. O zaman bu bittiğinde ben bunu senden olur. Alırım. Teşekkürler Nisa. Rica eline ederim. Koluna sağlık. Rica ederim. Yan tarafındaki standa geldik. Niye gülüyorsun? Allah hep güldürsün de bir sebebi olmalı. Yo, aslında insan sebepsiz yere de gülebilir değil mi? Geleyim mi oraya? Gelin. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. İkinizin ortasında durayım. Şöyle nasılsınız? İyiyiz. İyiyim ben de. Ne var burada? Ne yapıyorsunuz? Biz hem insanlar için burada fotoğraf çıkartıyoruz hem de kendimize bir anı köşesi yaptık. Hem kendinize anı hem bizlere anı. Evet. İlla hayvanlarla mı poz vermemiz gerekiyor? Patipest hatırası olarak. Bizim de bir hatıra fotoğrafımız olabilir mi acaba? Çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir ücret yok bunda da. Evet. Üniversite öğrencilerinin bulunduğu,
Hiçbir standta herhangi bir ücret yok. Sadece farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece girişleri ücretli Patifest'te. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Seneye üçüncüsü düzenlenecek. Gelebilirsiniz. Hava güzel. Müzik var. Genç insanlarla sohbet şahane. Ben de onlardan biriyim. Yani gencim demek istiyorum. Daha ne olsun? Valla daha ne olsun? Değil mi kızlar? Hadi fotoğraf. Fotoğraflara baktım ama burada ne yapıldığını anlamadım. Ne yapılıyor burada? Evcil hayvanlar için oyuncak yapıyoruz. Oyuncak yapılıyor. Peki evet. Benim de tüylü bir dostum var, evladım var evde. Evlat deyince bazılarına garip geliyor olabilir de. Ama sen bazılarına de garip geliyor öyle mi? Evet. Sağlık versin Allah. Bana önceden garip geliyordu çünkü. Yani sahiplenince ya da olunca senin hiçbir şekilde garip gelmemeye başlıyor hiçbir şey. Aynen öyle. Ne yapıyoruz? Şöyle şunlardan yapacağım. Hadi yapalım. Benimki köpek çünkü. Aha, olur. Tamam. Üç tane renk seçebilirsiniz istediğiniz üç rengi. Hangi üç rengi seçelim Cengiz Han? Ben çok kararsızım her zamanki gibi. Kararsızlıkla bir dünya markasıyım. Ne yapıyoruz? Sarı mavi. Yo sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Ne sarı mavi? Sarı kırmızı. Sarı kırmızı yapalım. Tamam. Şöyle kırmızı. Bu biraz. Hangi sağlam bir şey yapalım. Evet sağlam. Evet çünkü benim tüylü kızım biraz hoyrat davranabiliyor oyuncaklarına. Hangi sarı istersiniz? Bence hangisi Galatasaray sarısı? Galatasaray var. Öyle mi bu mu? O zaman bu sarıdan olsun. O zaman mı? Bir tane daha seçeyim ben keserken. Bir tane daha mı seçmemiz evet, gerekiyor? Şey beyaz. Efendim Cengiz Han? Helva da Galatasaraylı. Helva da Galatasaraylı. Evde herkes Galatasaraylı. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şunların hepsini böyle tutun. Tutur, tutuyorum. Evet, İlk kez bu standta aramızda kalsın bir şey yapacağım. Herkese yaptırdım. Doğa'ya tasma, Nisa'ya boncuklu tasma. İsim? Elif. Elif'cim, seninle beraber yapıyorum. Nisa ve Doğa kusura bakmayın. Bir tek bunu yapabilirim galiba. Ortadan ikiye katlayalım şimdi. Nasıl? İki ucunu bir araya getirin. Aynen o şekilde. Orta kısmı bağlayacağız, düğüm atacağız bir tane. Direkt bağlayabilirsiniz. Ben göstereyim mi? Şu şekilde bir araya getiriyorum. Aynı bağlıyordum ama herkesin bir şey bağlama yöntemi değişik. Şöyle, birazcık kısa oldu ama olsun. Buradan normal saç örer gibi örmeye başlayacak. Nereden? Buradan aynen, mı? Aynen, üçünü bir buçuk. Şunu tutar mısın tabii. Elif'ciğim? Teşekkür ederim. Bir dakika. Böyle oyuncak yaptık. Tabii bunun farklı modellerini de yapabilirsiniz. Şöyle, şöyle ve şöyle. Burada örnekleri de var. Burada bu güzel hanımefendi de bu küçük hanımefendiye gösteriyor nasıl yapılacağını. Ben de yapmak isterim ama o biraz meşakkatli galiba. Bana kolay bir şey lazım. Yani bu. Teşekkürler Elif. Evet, rica ederim. İşte geldim, buradayım. İstanbul Avrupa Yakası Beşiktaş ilçesinde Bahçeşehir Üniversitesi Patifest'teyiz sevgili seyirciler. Birbirinden güzel standları öğrenciler doldurmuşlar. Buraya gelen ziyaretçileri en güzel şekilde karşılıyorlar. Hepsine öncelikle bir alkış gönderiyorum ben. Kurgu yönetmenimizden de bir alkış göndermesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Bu
bu standta ne yapılıyor? Her standta çeşitli çeşitli ürünler yapılıyor. Patili, tüylü dostlarımız için. Bu standta da patili dostlarımız için fular yapılıyor. Görüyor musunuz? Kesmişler, lazer kesim değil mi? Yok, elimizle kesiyoruz. Elimizle mi? Elimizle kesiyoruz direkt bir şeyle. Aa. Şöyle kale bıçağıyla. Ay helal olsun. Süper. Sonra? Daha sonra kesildikten sonra bu şekilde üzerine yerleştiriyoruz. Kesildikten sonra üstüne yerleştiriyorlar. Sprey boyayla boyuyorlar. Geçiyorum. Kumaşlar kimden? Kumaşlar bizden hepsi. Her şey sizden. Vallahi helal olsun. Helal olsun gerçekten. Lili her yerde, Lili. Cengiz Han. Lili'yi bir görür müsün? Lili her yerde. Bu güzel hanımefendi gezmesin mi? Gezsin. Üniversite kampüsünde bir tur atmasın mı? Atsın. Bu havanın keyfini çıkartmasın mı? Çıkarsın. Kesinlikle. Şimdi biz de patili dostlarımız için, ben kendi patili dostum için güzel bir fular yapayım. Siyah yapabilir miyim? Var mı siyah kumaşınız? Üzerine ne kalıp yapmak istiyorum ona karar veremedim. Çünkü ben kararsızlıkla bir dünya markasıyım. Patifest'te de kendimi göstermesem olmaz. Organizasyonun adı Patifest. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Seneye üçüncüsü düzenlenecek. Öğrencilerin kurmuş oldukları standlarda her şey ücretsiz bir şekilde patili dostlarınız için sizleri bekliyor. Burada ücretli olan ne sadece biliyor musunuz? Yiyip içebileceğiniz kahve ya da çay. O da kantinde ya da kafeteryada. Onun dışında her şey ücretsiz. Bir de Melek Hanım'ın standı sadece ücretli. O da bir sosyal sorumluluk projesi yapıyor. Patili dostlarımızın tedavi masraflarını, pansiyon ücretlerini karşılıyor ve onlara mama alıyor onun için. O kadar. Ben siyah altın rengi istedim. Her yerini böyle kapladılar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakabilir miyiz fularımıza? Helva Hanım'ın fuları. Benim de türlü bir dostum var. Söyledim program içinde. Bakın, fular yaptık helvaya. Görüyor musunuz? Şöyle helvaya fular takacağım. Ay bence çok güzel duruyor. Çok tatlı oldu bu arada. Vallahi yemeğinize sağlık. Bu biraz burada kuruyabilir mi? Tabii canım, bırakabilirim. Şurada şöyle kurusun. Ben bunu dönüşte alacağım. Öğrencilerin yaptığı her şey çok güzel. Bakın buraya gelip sizler de türlü dostlarınız için fular yapabilirsiniz. Herhangi bir ücret yok. Her şeyi kendi emekleriyle yapıyorlar. Benden söyle. Geçiriyorum. Helvanın boynuna kullanılmayan kotlardan tasmamı yaptım. Emeğime sağlık. Doğa, hiç sesini çıkartmıyorsun. Hiç sesini çıkartmıyorsun. Teşekkür ederim. Tabii ki ben yapmadım. Doğa yaptı. Doğa'ya bir alkış gönderelim. Ben de buradan Doğa'ya alkışlayayım. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Helvanın boynuna severek takacağım. Güzel günlerde kullanın. Çok teşekkürler Doğacığım. Eline emeğine sağlık gerçekten de. Kolay gelsin sana. Ve gel bakalım. Herkes havlıyor. Gelene geçene affetmiyor. Adı ne? Bule. 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 Yesun Urfa. Bule. Bule. İlk kez köpek ismi Gule duydum. Anlamı ne? Gülüm demek. Gülüm demek. Gule'ymiş adı. Aa, ben ilk kez köpek ismi Gule duydum. Kameraya bile havladı. Kameraya havlıyor gelene geçene. Gule'nin herkese nasıl gider aşiret yaptığını kızı görüyoruz. Aşiret kızı mı? Öyle mi? Gule kaç yaşında? 1,5 yaşında. 1,5 yaşında. Tüyü kadar ömrü olsun. Amin inşallah. Tekrar belirtmek gerekirse bu güzel patili dostlarımız için bir kap su, bir kap mama diyelim. Onlardan korkabiliriz. Onları sevmeyebiliriz. Aynı ortamda bulunmak istemeyebiliriz. Bunlar çok normal.
Ama onların da nefes aldığı dünyaya lütfen saygı duyalım ve bu güzel patili dostlarımıza ve sokaktaki patili dostlarımıza zarar vermeyelim. Güzel ya. Bakabilir miyim sana bir? Merhaba. Yalnız bir şey yapmıyor ama pasta vermiyor. Neden? Çok ilgi gördü şu an. Çok mu ilgi gördü? Evet. Onlar da ilgiden şımarabiliyorlar. Onlar da canları isteyince pas veriyorlar. Canları istemeyince pas vermiyorlar. Onların da bir duygusu var çünkü. Merhaba. Merhaba. Kıyafetin ne kadar güzel. Annen seni ne güzel süslemiş. Maşallah. Adı ne? Coco. Coco. Kaç yaşında? 6 bitecek. 6 bitecek. Tüy kadar ömrü olsun. Yani onlar da giyinecek, onlar da dışarı çıkacak. Biraz önce söyledim, onların da duyguları var. Nereye gittin? Biri sağdan, biri soldan. Bence bu festival gerçekten çok güzel bir festival. Nereye gitti? Sizi arıyorum ben nereye gitti diye. Durmuyor ki yerinde. Durmuyor. Adı ne? Cookie. Cookie. Cookie kaç yaşında? Tam bilmiyoruz ama 5 yaşında. Barınaktan sahiplendi. Aa süper. Anlatır mısın bize? Gel böyle birazcık. İsim bu arada? Işıl. Işıl, barınaktan sahiplendin. Ne kadar oldu sahipleneli? 4 yıldır bende. Süper. Tam yaşını bilmiyoruz ama çok dövülmüştü ve evet, kötü haldeydi. 3 yıl zaten toparlanmaya çalıştı. Ama şimdi çok alıştı bize. Unuttu bütün kötü yaşadıkları. Sana var ya, helal olsun ya. Ben de iki köpeğimi de, biri melek oldu, sahiplendim. Bir tanesini sokağa atmışlar. Sahibini çok aradım. 7 sene, 8 seneye yakın baktım. Sonra vefat etti. Diğerini de İran'dan getirmişler. Tuvaletini eve yapıyor diye, biraz da yaramaz diye bakamadıkları için bana verdiler. 10 dakika bile olmadı. Köpeğe merhaba dedim. Anında bana verdiler her şeyiyle. Ben veremem. Şimdi tuvalet eğitimi zor bir eğitim hayvanlarda. Sabırlı olmak gerekiyor. Bir hayvanı eğitmek için gerçekten çok büyük sabır göstermeniz gerekiyor. Özellikle barınaktan alınan ya da sahiplenen hayvanlara. Evet. Sabır istiyor. Sabır işi bu iş. 3 yılda tuvalet eğitimini oturtabildik. 3 yılda. Yıl. Tabii büyük sabır. Bu, evet, çok. Evi mahvetti ama biz bakmayı tercih ettik. Bu sevgi böyle bir güzel sevgi. Evet. Gerçekten de. Çok güzel tabii. Cookie. Cookie. Işıl hikayesini anlattı Cookie'nin. Cookie barınaktan sahiplenilmiş bir tüylü dostumuz. Siz de satın almayıp sahiplenebilirsiniz sevgili seyirciler. Bu güzel Cookie gibi dostlarımızı. Kulübe yapımındayız. Aslında bir kulübe yapmak, bir hayvana yuva olmak, illa evinizde olamıyorsanız çok ama çok kolay. Karton kutulardan, yani şu köpüğe bile gerek yok. Karton kutulardan onlara sıcak bir yuva olabilirsiniz sevgili seyirciler. Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. İmkansızı oluşturan insanlardır ve bahanelerdir. Bunu bence hiçbir zaman unutmayın. Değil mi kızlar? Maşallah ne güzelsiniz. Işığınız beni alıyor, gözümü alıyor, beni alıyor, gözümü alıyor. Şöyle geleyim ortanıza. Nasıl yapıyorsunuz kulübeleri? Yapıp nereye veriyorsunuz en önemlisi? Aslında Beşiktaş'ta, yani bu Güney Kampüsümüzde, Kuzey Kampüsümüzde daha çok hani
hayvanlarımızın bir barınma ihtiyacını biz sağlamak istedik. 4 tane kutular oluşturduk aslında ve bunu kendi evlerini daha böyle kışlık olabilmesi adına straforlar, köpekler kullanarak etkinliğimizde 4 gruba ayrılacaklar ve sonrasında da işte köpekler sığabilsin diye büyük ölçekli yaptık. Kediler, köpekler barınabilmesi için bir workshop böyle bir oluşturmak istedik. Vallahi helal olsun, elinize, emeğinize sağlık. Şimdi bunları yaptınız, nereye gidecek bunlar? Bunlar Beşiktaş'ın sokaklarına gidecek. Süpersiniz. Öyle yani farklı sokaklara da gönderiyorsunuz evet. Yapıp. Size helal olsun, tebrik ediyorum. Şöyle hemen gösterir misin kulübeleri Cengizhan? Teşekkürler Cengizhan. Bakın koli bandı, karton, köpük. Şu an bitmiş halde değiller. Bitmiş halde değiller mi? Yok, ne yapılacaklar evet. Daha? Arkadaşlarımız gelip grup grup güçlendirilecekler. Isı yalıtımı. Isı yalıtımı, naylon, suya dayanıklı hale gelecek. Süpersiniz kızlar. Sizi alkışlıyorum ve bir de alkış gönderttiriyorum. Bir alkış gönderin bu güzel kızlara. Elinize emeğinize sağlık. Yanmışsın. Güneş evet. Yakıyor değil mi? Şemsiyesiz ama şemsiyesiz mi kaldınız? Olsun. Buna da şükür değil mi? Keyfim benim de yerinde. Böyle üniversiteli öğrencilerin düzenlediği organizasyonlarda, sosyal sorumluluk projelerinde benim keyfim daha da bir yerinde. Adı ne? Milo. Milo. Milo kaç yaşında? 5. Susamış olabilir mi? Zaten suyu burada içmedim. Suyu burada evet. İçmiyor mu? Ay nazlı bunlar. Evet. Bizden nazlılar maalesef. Değil mi? Onların da duygusu var. Evet. Söylüyorum sürekli. Şimdi kulübe yapımından geldik. Güzel hanımların olduğu yere. Harıl harıl bir şeyler yapıyorlar. Sanat kulübü okulun. Yan tarafta kulübe yapılıyor. Buradaki güzel hanımlar da o kulübeleri renklendiriyorlar. Peki bunları, bu köpükleri böyle mi yapıyorsunuz? Evet. Böyle yapıştırıyorsunuz. Kahvalar kaplanacak. Ne olacak? Kahvalar kaplanacak. Evet. Kahvaları boyayacağız. Ya ne kadar güzel bir şey ya. Gençlerin, çocukların hayvanları koruma bilincinde olması ve onlar için bir şey yapması bence çok güzel bir şey. Böyle sosyal sorumluluk projelerine destek vermek gerekiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve size kolay gelsin diyorum. Patifest organizasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Siz tüylü dostlarımız, patili dostlarımız podyumda yürümeyecek mi sandınız? Bütün havalarıyla tabii ki burada patili dostlarımız boy gösterecekler ve başlasın patili dostlarımızın defilesi. Buyurun. Köpeklerin bazıları ömürlük yuvalarını da arıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün güzellikleriyle kırmızı halıdan yürüyorlar efendim. Tişörtü de pek güzelmiş. Kamerayı pek sevmedi ama arkasını döndü. Şimdi köpekler bu kadar kalabalığa alışkın olmadıkları için biraz korkmaları çok normal. Sahibini öpüyor görmüş olduğunuz gibi. Alkışlıyoruz. Koku geliyor sevgili seyirciler şimdi. Tüyleri toplanmış. Wow! Okulun yine gastronomi kulübünün yaptığı ev yapımı mama.
standındayız. Ne var bunun içinde? Evimizde kendimiz yapıp mamaları sokak hayvanlarına dağıtabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Tamam. Sebzeleri haşlayıp pirinçle karıştırıp hepsini pişiriyoruz. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz. Bu şekilde vakumlayıp saklıyoruz. Bu kadar kolay. İçine bir de et suyu, bulyonlardan falan da koyabilirsiniz sevgili seyirciler. Aa, koyulmuyormuş. Neden? Bulyon çok zararlıymış. Sebze ya da patates falan hani ezip koyabilirsiniz. Bak ben bilmiyordum. Bulyon zararlıymış. Hani hayvanlara et kokusu gelsin diye bir şey yedirmek için. Gel. Söyle. Tavuk ciğeri hem uygun her yerde bulabilirsiniz. İnanılmaz uygun ve bunu yapmak inanılmaz basit. Evde yapabilirsiniz. Ben sürekli yapıyorum evde. Kedim bile bayılarak yiyor evde. Adın ne? Benim Elif. Elif'e bir alkış. Bir kap su, bir kap mama. Bakın evde mama yapmak bile çok kolay. Sadece onların nefes aldığı dünyaya saygı duyacağız, bu kadar. Bitirdin mi? Evet, bitirdim. Hazırladım. Teşekkür ederim. Yani bir tek burada bir şey yapmadım. Oyuncağı yaptım sadece. Doğaya da yaptırdım. Öyle mi? Vallahi helal et hakkını. Helal olsun. Ne demek? Bak. Nisa benim için yaptı. Patili dostuma. Emeğine sağlık. Ne demek? Seneye bu organizasyonun üçüncüsü düzenlenecek. Mutlaka bu güzel organizasyona çıkın gelin. De hem üniversiteli gençlerin sosyal sorumluluk projelerine destek olun, hem de sokaktaki hayvanlarımıza destek olun de onlara ömürlük yuva olabiliyorsanız olun diyorum ve sizi renkli görüntülerle baş başa bırakıyorum. Güzel bir organizasyondaydık. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Burada olmaktan muhteşem keyif aldım. Öyle böyle bir keyif almadım sevgili seyirciler. Çünkü gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Organizasyonda emeği geçenlerin hepsinin emeğine sağlık. Ömürlük yuva olabilirsiniz patili bir dostumuza. Gerçekten bu sorumluluğu alabilecekseniz ve bakabilecekseniz bir patili dostu sahiplenmenizi ben açıkçası tavsiye ediyorum. Patifes İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde Beşiktaş kampüsünde yapıldı. Bu sene ikinci kez. Üçüncüsü yapılacak önümüzdeki sene. Bu seneyi kaçırmış olabilirsiniz. En azından nasıl bir organizasyon olduğunu gördünüz. Patili dostlarımız için önümüzdeki sene alıp patili dostunuzu sosyal medya hesaplarından takip edip gelebilirsiniz. O zaman Gezmek Olsun'un bugün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.